Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fayanslara ders nasıl atılır, nasıl yapılır onu göstereceğim. Ders iki çeşit ayrılıyor. Birinci silikonlu, ikincisi de silikonsuz normal. Silikonlu alırsanız daha çok rahat edersiniz. Çünkü silikonlu daha uzun ömürlü olur. Bunu da bildiğinizi sunayım ve hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle silikonlu derzi nasıl anlarsınız? Su koyduğunuz zaman içine silikonun derzinin içine su koyduğunuz zaman silikonlu derz kolay kolay su almaz. O yüzden bayağı bir çalkalamanız, karıştırmanız lazım. Ondan dolayı bayağı bir karıştırdıktan sonra yoğurt haline getirdikten sonra fayansın üstüne döküyorsunuz ve çekbazla, çekçekle ne varsa onunla halledebiliyorsunuz. Ve şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi bakın yoğurt haline getirdim şunu. Şöyle tepizle karıştırıyorsunuz. Yalnız bütür bütür olmayacak. Olursa eğer bu daha çok olumsuz şeylere neden olacaktır. Yani olmayacaktır daha doğrusu. Bakın görüyorsunuz. İsterseniz küçük bir çekçekle, isterseniz çekbazla da şöyle olabilir. Hiç sorun değil. Zaten 5 dakikada oluyor. İyice karıştırırsınız. Evet şimdi zaten derzi döktükten sonra iyice yayarsanız daha sağlam olur. Şöyle bir tarafa dökersiniz. Diyelim mesela şuraya. Tabii bir elinde kamera, bir elinde kutu olduğu için biraz daha zor oluyor ama neyse. Önemli değil. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Böyle yoğurt halindeki derzi döktünüz. Çok basit bir iş olduğu için bir elimde çekbazla bile yapabiliyorum. O kadar basit bir iş çünkü. Gördüğünüz gibi çekbazla da böyle çekersiniz. Bakın. Böyle gezdirirsiniz. Gezdirdikçe de zaten olmayan yerlere ders dolar zaten görüyorsunuz. Bakın merak mesela burada ders var. Böyle gezdiğiniz zaman bakın ders doldu. Ders doldu diyorlar ya işte bunlar dışı. Evet. Video bu kadar. Böyle gezdikten sonra arkadaşlar işlemlerimiz bitiyor. Hoşçakalın. Arkadaşlar işlemlerimiz bitti. Ders döktük. Hatta şu son halini de gösterebilirim. Bakın gördüğünüz gibi ders her tarafa ulaşmış bir biçimde. Bakın. Son hali bu kadar. Yani dediğim gibi çok kolay ve çok basit. Videom bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.